Allah'ı inkar ediyorsa, Allah'a inanmıyorsa, ancak o zaman akrabalarımız ile ilişkilerimizi kesebiliriz. O zaman koparırız. İnanmadığı için, iman sahibi olmadığı için, eğer iman sahibi ise, inanç sahibi ise, sebebi ne olursa olsun, akrabalarımız ile darbun durmaya, kırgın durmaya bizim hiç hakkımız ve yetkimiz yoktur. Bunun farkında ve bilincinde olarak yaşamımızı sürme gayretleri içerisinde olmamız gerekiyor diyorum. Yüce Allah, Nisa suresi 1. ayette bakın ne buyuruyor. Ey insanlar, dikkat edin. Sadece Müslümanlara hitap etmiyor Yüce Allah burada bu ayeti kerimede. İnsanlara, bütün insanlığa hitap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah ey müminler der, bazı ayetlerde sadece müminlere hitap eder. Ya eyyühe müminun diye başlayan ayet-i kerimeler. Ey müminler der. Burada müminleri karşısına alır. Onlara sözü vardır Yüce Allah'ın emri veya yasağı vardır. Onları sıralar. Bazı ayetlerde ya eyyühe nas der. Ey insanlar der, bütün insanlığa seslenir. Bazı ayetlerde ya eyyühen kafirun der. Ya sahipleri kafirleri seslenir. Bu kadar sözü var, bunu söyler. Bazı ayetlerde ya eyyühen münafıkun der. Münafıklara hitap eder. Ama burada bütün insanlara hitap ediyor dedi ki Yüce Allah. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbimizden sakın. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Bakın dikkat edin. Bütün insanlara hitap ederek ne diyor Yüce Allah? Diyor ki Allah'tan sakının. Hemen ardından başka neden sakının diyor. Sakınılmasını istediği ikinci şey ise akrabalık ilişkilerine riayetsizlikten sakının diyor Yüce Allah. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Allah da bizim üzerimizde gözetleyicidir. Melekleri de bizim üzerimizde gözetleyicidir. Ve kiramen katibin melekleri dediğimiz melekler gözetlemekle de kalmazlar. Bizim yaptığımız veya yapmak zorunda olup da yapmadığımız da her şeyi kaydederler, kayda geçirirler. Bizler bunun farkında ve bilincinde olmak mecburiyetindeyiz. Akrabalarımız eğer ihtiyaç sahibi ise onları görüp gözetmek, özellikle bayramlarda biraz daha bu konuda titiz davranmak bizim görev ve sorumluluklarımız arasında yer alır. Akrabalarımıza yardım etmemek, akrabalarımızla ilişkiyi kesmek konusunda kesinlikle ama kesinlikle hata edip yanlışlıkla yemin etmemeliyiz. Bakara suresi ayet 215'te Yüce Allah bu konuyla ilgili olarak şöyle buyuruyor. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki maldan harcadığınız şey ebeveynler, anne baba, yakınlar, yetimler, fakirler, yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her şeyi bilir. Ve zekatta da, sadakada da, yardımda da ilk yardım edeceğimiz kişiler bizim en yakın akrabalarımızdır. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde belirlenmiştir. Nur suresi ayet 22'de ise
akrabaya vermekten, yemin ettiğimden dolayı vazgeçiyorum demememiz gerektiğini Yüce Allah şöyle açıklıyor. İçimizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler. Bakın, ihtiyaç sahiplerine vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Bağışlasınlar, teravet göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzular mısınız? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Evet, Allah'ın bizi bağışlamasını arzular mıyız? Evet, çok arzularız. O halde biz de affedici, bağışlayıcı olacağız. Eğer yemin etmiş isek de, ihtiyaç sahiplerine vermemelize ve yemin etmiş isek de ne yapacağız? O zaman yapacağımız şey bellidir. Allah'ın emrine karşı gelmeyip o yeminimizi bozmak, yeminin kefaretini vermek ve gereğini yerine getirmek. Yapacağımız şey bundan ibarettir. Kesinlikle diyorum. Bu halde yukarı çıkalım. Yukarı yukarı. Değerli cemaatim,
İnşallah şimdi Kurban Bayram namazını kılmaya geçeceğiz. Senede iki defa kılındığı için bir tekrarını yapalım. Niyet ettim, Allah rızası için Kurban Bayram namazını kılmaya uydum hazım olan imamım. Allahu Ekber, tekbirimizi alıp ellerimizi bağlıyoruz. Sübhaneke duasını okuduktan sonra Allahu Ekber birinci tekbirde eller yana salınıyor. Allahu Ekber ikinci tekbirde ellerimizi yana salıyoruz. Allahu Ekber üçüncü tekbiri aldıktan sonra ellerimizi bağlıyoruz. İmam içinden gizlice Euzü Besmele çekip Fatiha, Zamm-ı Sûre okuyup rüküden sonra iki secde ayağa kalkıyoruz. Birinci rekat tamamlandı. İkinci rekete kalktığımızda cemaatimiz bir şey tekrar okumuyor. İmam içinden besmele çekip Fatiha ve Zamm-ı Sûre'yi açıktan okuduktan sonra tekbirlerimiz başlıyor. Allahu Ekber birinci tekbirde ellerimiz yana. Allahu Ekber ikinci tekbirde ellerimiz yana. Allahu Ekber üçüncü tekbirde ellerimiz yana. Ve dördüncü tekbirle beraber rüküye gidiyoruz. Secdelerimiz, tahiyye, salli, barikler ve namazımız tamamlamış oluruz inşallah. Hocam buyur. Salatü'l-İd, Salatü'l-İd, Salatü'l-İd.